Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle genel kurulu saygıyla selamlarım. Şimdi bu grup önerisindeki konu tabii ki önemli bir konu. Ülke içerisinde kayıp, çalıntı, kaçak veya ruhsatsız silah sayısındaki artış hepimizin üzerinde durması gereken, önemsememiz gereken bir konu. Burada bu konuyla ilgili olarak tabii büyük ihtimal bir denetim eksikliği olduğunu ben düşünüyorum. Bu silahların bulunması, bunlarla bir suç işlenmesi, muhtemel suç işlenmesinin de önüne geçilmesinin önemli olduğunu, özellikle devlete güven açısından bu konunun hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan doğru, düzgün, vatanperver, namuslu insanların da ruhsatlı silaha erişimi konusundaki zorlukların da bir miktar azaltılması lazım. Yani burada özellikle taşıma ruhsatlarının ne kadar zor alındığını hepimiz biliyoruz. Burada işte bir kısım milletvekilleri araya gelerek şu şekilde bu şekilde ruhsat alımının kolaylaştırılması sağlanıyor. İnsanımızın kendisini biraz daha güvende hissedebilmesi açısından bu anlamda ruhsatlı silaha erişimin çok kolay olmasını demiyorum ama zorluklarının azaltılması ve biraz da maliyetin düşürülmesi lazım. Tabii buradan kastımız herkes işte kendisine alarak polisin, jandarmanın yerine geçsin değil. Sadece düzgün insanların bu kadar kayıp kaçak silahın olduğu bir ortamda kendisini biraz daha güvende hissetmeleri lazım. Bugün yaşadığım bir olayı anlatacağım. Savunma sanayinde özgün bir silah teknolojisi, silah üretmek üzere makine yapan bir kişi bugün bize müracaat etti arkadaşlar vasıtasıyla taşıma ruhsatı almak için. Stratejik bir ürün üretiyor. Bir sürü düşmanı olabilir böyle bir kişinin. Bu kişiye silah verme konusunda valilerimiz çok cimri davranıyorlar. Yani bu taşıma ruhsatının bu tür insanlara da verilmesi lazım. Bu da işin diğer bir boyutu. Ben ilk kısma, önergeye konu olan kısmı ile ilgili hassasiyetimizi ifade ettim. Ama hani işin diğer yanı olarak da burada da bu anlamda işin üzerine durulması gerektiğini de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bugünkü ortamda bunun bir meclis araştırma komisyonu şeklinde konunun araştırılmasının da şu anda çok doğru olmayacağını, çok subjektif değerlendirmelere işin gidebileceğini düşünüyorum. Ancak devletin kayıp kaçak silahı varsa mutlaka bulunmalı ve bunlar da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Genel kurula saygıyla selamlarım.